Şimdi önce Özgür Özel'in bugünkü mesajı, yani sabah saatlerindeki mesajı İyi Parti'nin seçmenine özellikle atıfta bulunuyor. Cumhuriyetçi ve Atatürk milliyetçisi insanlara hitap ediyor ve gelin diyor, biz hep birlikte olalım, ittifak zamanıdır diyor, İyi Parti'nin iyi insanları diyor, böyle atıfta bulunuyor ve bir taraftan da Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile buluşuyor. Önce nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeyi, bu adımları? Sonrasına da bir bakacağız çünkü şu dakikalar çok kritik. Şu dakikalar Can Atalay kararı ile ilgili zehir zemberek açıklamaları var. Özgür Özel'in şu anda sosyal medyaya düşüyor. Onları da bir değerlendirelim. Şimdi ittifaklar bağlamında CHP aslında şartları zorladı. İYİ Parti ile görüştü. Bizzat Sayın Özgür Özel'in kendisi gitti ama İYİ Parti net bir tavır ortaya koydu ve bir ittifak olmayacağını kurumsal bir biçimde Genel İdare Kurulu'ndan karar çıkararak aldı. Tabii bu durumda artık CHP'nin yapabileceği başka bir iş kalmadı. İlk tepkiyi aslında daha İyi Parti'nin kararı belli olduktan hemen sonra Sayın Ekrem İmamoğlu vermişti ve İstanbul İttifakı'ndan söz etmişti, hatırlayacağınız gibi. O İstanbul İttifakı şimdi öyle görünüyor ki CHP'nin iddialı olduğu ve belediye başkanlığı için rekabet ettiği bütün seçim çevrelerinde kullanacağı bir taktiğe dönüşecek. Yani Türkiye İttifakı. Evet, yani genel merkezler bağlamında bir ittifak yapamıyorsak tabanda seçim çevreleri bazında ittifak yapalım ve seçmenlere ulaşarak madem genel merkezleri ikna edemiyoruz, seçmenleri işbirliği yapmaya ikna edelim şeklinde bir politika güdecekleri çok aşikar. Zaten adaylar belli olduktan ve kampanyalarına başladıktan sonra hem muhalefet seçmenlerine hem de bütün seçmenlere gidip oy istemesi çok doğal, normal karşılanıyor. Ama bunun genel merkezin söylemiyle de destekleniyor olması burada ayırt edici unsur. Bence CHP mecbur oldu, yegane politikayı izlemek durumunda kalıyor. Netice alır mı almaz mı, seçmenlere ulaşmakta başarılı olur mu? Tabii onlar bahsi diğer ya da diğer tartışmalar. Ama şu an önünde başka seçenek yok ve o seçeneği zorluyor. Şimdi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de ziyaret etti Özgür Özel'i. Bir saat bir görüşme. Önümüzdeki süreç için diyalog ve temas halinde olma konusunda fikir birliğine vardık dediler. Memleket Partisi ve özellikle tabii Muharrem İnce çok önemli bir figür. O isim üzerinden bu sıcak mesajların seçmende karşılığı nasıl olur? İyi, Memleket Partisi'nin çok fazla seçmeni yok. Tabii bu biraz da son anda Sayın Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini açıklamasıyla ilgili bir şeydi. Gerçek oy oranını dolayısıyla tahmin etmekte zorlanıyoruz. Evet, bir görünür oy oranı var ama bu gerçek oy oranı mıdır? Yoksa adaylıktan çekildiği için oy vermeyi düşünen seçmenlerin bir kısmı başka partilere mi yöneldi? Onu bilmiyoruz. Fakat her şeye rağmen İstanbul'da 100 bin oy aldı bir önceki genel seçimde. Dolayısıyla 100 bin oy İstanbul seçim sonuçlarını kökten değiştirebilecek büyüklükte bir oy oranı. Miktarı daha doğrusu. Bir önceki seçimde biliyorsunuz 15 bin oyla ilk turu kaybetmişti. Daha sonra YSK iptal etti. O yüzden ikinci tur yapılmak zorunda kaldı. Ama ilk turdaki fark sadece 15 bindi. Dolayısıyla 100 binlik bir oy seçim sonuçlarını ciddi etkileyebilecek güce sahip. O yüzden Sayın Özel'le Sayın Muharrem İnce arasındaki görüşme, daha önce de biliyorsunuz Sayın İmamoğlu görüşmüştü. Özellikle İstanbul seçimleri bağlamında çok önemli, kritik görüşmeler. Ama diğer seçim çevrelerinde diyelim ki bu işbirliğinin ya da diyaloğun İzmir'de çok fazla etkisini hissetmeyeceğiz. Niye? Orada CHP zaten güçlü ya da bazı seçim çevrelerinde bu etkiyi hissetmeyeceğiz. Ama hem CHP açısından hem kamuoyu açısından özellikle İstanbul sonuçları çok önemli. Ve bugünkü görüşme o seçimin neticesi açısından bence kritik öneme sahip. Şimdi İstanbul çok önemli diyorsunuz. 100 bin o İstanbul için çok önemli diyorsunuz. Dolayısıyla burada Memleket Partisi'nin katkısı önemli olur diyorsunuz. İstanbul meselesinde biliyorsunuz AK Parti kimileri diyor ki işte Ekrem İmamoğlu'nun karşısına onunla yarışabilecek, rekabet edebilecek bir isim bulamıyor diyenler var. O konuda inceleyip sık dokuyor, çok güçlü bir isim gündeme gelecek diyenler var. Orada hem sizden kulis bilgisi varsa, çünkü biliyorsunuz son ana kadar anlamak mümkün değil, hem onu alalım.
hem de gerçekten İstanbul'daki durum nedir? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi bu hafta sonu açıklayacaklar, onu biliyoruz. Elimizdeki tek veri o. Ankara'dayı mesela bir sonraki hafta açıklanacak ama bu hafta İstanbul'da da açıklanacak. Şu ana kadar bir kulis bilgisinin sızmamasının temel nedeni AK Parti'nin çok ketum davranması değil. Şu son ana kadar adayın kim olduğu konusunda karar verememesinden kaynaklanıyordu. Aday eğer bundan bir hafta 10 gün önce belirlenmiş olsaydı emin olun ki zaten hemen sızardı. Mesela biz Binali Yıldırım'ın adı açıklanmadan zaten Binali Yıldırım'ın aday olacağını hepimiz biliyorduk. Niye? Çünkü onu gizleme ihtiyaç hissetmediler. Anons etmemişlerdi ama hepimiz duymuştuk. Şimdi bence aday ortada yok. Belki bu işte dün gece falan belirlendi. O yüzden de bugün adayın artık hafta sonu açıklanacağı bilgisi geldi. Ya da belki hala müzakereler devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı o gün birini açıklayacak. Ama İstanbul'da AK Parti yarışmakta zorlanıyor. Son birkaç seçimdir bu böyle. Son genel seçimde de Cumhurbaşkanlığı yarışında Sayın Erdoğan İstanbul'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kaldı. Bir önceki 2018 genel seçimlerinde yarış başa başken, yani o dönemde muhalefetin adayıyla şeyin adayı, iktidarın adayı başa baş oylar almışken artık makas açıldı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 puan fark yedi. Dolayısıyla evet, bu arada iktidar Türkiye'deki siyasi gücünü korumayı başardı. Ama İstanbul'da arzu ettiği noktada değil. O yüzden de İstanbul'a çok ehemmiyet veriyor. İkinci kez İstanbul'da yenilmeyi göze alamıyor. Bunu arzu ettiği o siyasal karteli kurmak açısından sakıncalı buluyor. İstanbul'u çok arzu ediyor. Sayın Erdoğan'ın İstanbul'la ilgili önem verdiği büyük projeler var. Bu deprem dönüşümünün yapılması ve Kanal İstanbul projesi bunun başında geliyor. Bir önceki dönemde o projeyi başlatmayı çok arzu etti ama büyükşehirin katkısı ve desteği olmadan bunu yapamayacağını gördü. Vazgeçti o yüzden. Yani bütün gücüne rağmen Kanal İstanbul'u ertelemek zorunda kaldı. O yüzden de İstanbul'u çok önemsiyor. Ama halihazırda bütün araştırmalarda Sayın İmamoğlu Cumhur İttifakı'nın göstereceği bütün adayların önünde oy alıyor. Tabii buradaki simülasyonda bir eksik var. Belki daha önce de konuşmuşuzdur. Nedir o eksik? Biz iki adaylı bir yarışı simüle ederek sorularımızı soruyoruz. Oysa ki biliyoruz ki İstanbul'daki yarış 2019'da olduğu gibi iki adaylı bir yarış olmayacak. İkiden fazla aday yarışacak. İşte İYİ Parti'nin adayı olacak. Muhtemelen DEM Parti'nin adayı olacak. Belki Zafer Partisi'nin adayı olacak. Yeniden Refah Partisi'nin adayı olabilir. Dolayısıyla da iki adaylı bir simülasyon gerçeği yansıtmıyor. Fakat şunu biliyoruz ki Sayın İmamoğlu rakibi iktidarın adayı olan rakibi karşısında her durumda bir adım önde başlayacak yarışa. Bu tehdidi gördüğü için de AK Parti gerçekten ilk kez belki bütün siyasi tarihi boyunca İstanbul'da aday bulmakta bu kadar zorlandı. Kılı kırk yararak çalışmalar sürdürdü. Temavül yoklamasına Sayın Erdoğan'ın bizzat kendisi de katıldı. Kendisi de oy verdi o işi ciddiye alsın diye delegeler, parti mensupları. Neticeyi göreceğiz. Adaylar belli olduktan sonra tabii İstanbul'da kimin daha avantajlı olduğunu daha rahat ölçebileceğiz. Son sorum şu Sayın Uslu. Şimdi sizinle konuşurken CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları düşüyor önüme son dakika gelişmesi olarak. Çok kritik. Şimdi şu ana kadar biliyorsunuz gerek Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı ve sonuçları ile ilgili, gerek hilafet şeriat çağrıları ile ilgili, gerek Can Atalay kararı ile ilgili CHP'nin çok çekimser bir tavır izlediği, pasif edilgen bir tavır izlediği eleştirileri vardı. Şimdi şu anda CHP tüm partilere miting çağrısı yapıyor. Özgür Özel tüm halkı 14 Ocak Pazar günü yapılacak anayasaya saygı mitingine çağırdığı bilgisi düşüyor önüme. 14 Ocak'ta Ankara'da miting yapma kararı aldı bir başka bilgi. Özgür Özel 14 Ocak Pazar günü saat 13'te tüm vatandaşlarımızı, siyasi partileri, meslek örgütlerini, sivil toplum örgütlerini, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen her ferdin Tandoğan Meydanı'na davet ediyoruz diyor. Şimdi bütün bu gelişmeler, siyasetteki gelişmeler, bunların karşılığı bu seçimleri, yani yerel seçimleri ne kadar etkiler? CHP'nin az önce sıraladığım başlıklardaki tavrı ne kadar
etkiler. AK Parti'nin takındığı tavır ve tabii ki sokakların nabzı nasıl yansır bu yerel seçimlere? Çok etkileyeceği muhakkak ama tabii daha neler yaşanacağını öngörmekte zorlanıyoruz. Niye? Çünkü her gün öngörmediğimiz bir durum ortaya çıkıyor ve o durum dönüp hem partilerin hem seçmenlerin tutumlarını, tavırlarını ve kararlarını etkileyebilecek büyüklükte oluyor maalesef. Şimdi CHP bugüne kadar edilgen bir tavır takındı, yeterince sesini yükseltmedi eleştirilerine ben büyük ölçüde katılmıyorum. Çünkü CHP'nin bir hassas çizgide bu siyaseti sürdürmesi gerekiyor. İktidar hudutsuz bir biçimde kimlik siyasetini suistimal ediyor artık. Kullanıyor da demeyeceğim, suistimal edebiliyor. Niye bunu yapabiliyor? Çünkü kendi savunduğu ya da ait olduğu kimlikleri konsolide etmek konusunda iktidar tarafının eli rahat. Milliyetçi, muhafazakar, İslamcı, ülkücü falan gibi siyasal kimlikler iktidar kanadına, Cumhur İttifakı'na oy veriyor. Ve bu kimlikleri topladığınızda Türkiye'de %60'lar civarında bir büyüklüğe ulaşıyor. Dolayısıyla bu %60'ı hangi ölçüde konsolide ederseniz o kadar karlı oluyorsunuz ve seçim sonuçlarını garantiye alıyorsunuz. Ama muhalefet öyle değil. Orada çok sayıda kimlik var. Bunların bir kısmı birbiriyle örtüşmeyebiliyor ve kimliği kullandığınızda siz aslında muhalefet blokunu bütünleştirmiyorsunuz, parçalıyorsunuz. Yani öyle olunca da muhalefet, yani sert muhalefet yapacağım diye muhalefet blokunu, o tabanda kurmayı arzu ettiğiniz muhalefet blokunu çatlatabilirsiniz. O yüzden çok dikkatli bir dil kullanması gerekiyor ve CHP'nin elinde herkesi bir araya toplayabileceği bir iki kavram var. Bu kavramlar siyasal kimlik değil. Nedir onlar? Zaten daha önce de kullandı. Demokrasi, özgürlükler, insan hakları, hukukun üstünlüğü, adalet falan gibi kavramlar üzerinden muhalefet seçmenlerini bir arada tutabiliyor. Altılı Masa mesela bu kavramlar üzerinden şekillenmişti. Bir önceki 2019'da Altılı Masa yoktu ama o adalet yürüyüşünün falan yarattığı etkiler vardı. Dolayısıyla adalet kavramı üzerinden bir muhalefet örgütlemeyi başarmıştı. Hukuk devlet kavramı üzerinden bir muhalefet örgütlemişti. Şimdi bu konu yeniden adalet ve hukuk kavramları, demokrasi, insan hakları falan bağlamında muhalefeti örgütleyebilme imkanı veriyor. O yüzden CHP burada atak davranıyor ama tartışma siyasal kimlik olduğunda CHP'nin o kadar atak davranması aslında CHP'ye zarar veren bir şey. Türkiye'deki demokrasiye zarar veren bir şey. İktidar bunu suistimal edebilir, sayısal çoğunluğu var. Ama demokrasi konusunda taviz vermemeli. Elbette ki orada elinden gelen bütün gayreti göstermeli. O yüzden de ben böyle bir aktif politika takip etmesini, bir miting organize etmesinin doğru bir taktik olduğunu düşünüyorum.